Seri Şeker ailesinin 3. fabrikasının devir teslim törenine hoş geldiniz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Kayseri Pancar Ekşileri Kooperatifimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Akay'ı mikrofona davetle arz ederim. Buyurun başkanım. Çok değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, değerli mesai arkadaşlarım, saygıdeğer çiftçiler, çok değerli Tural Şeker Fabrikası'nın çalışanları, değerli basın mensupları, televizyonları başında bizleri izleyen Tokat'ın aziz çiftçileri, aziz çiftçi kardeşlerim, değerli Turhalılar, öncelikle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Evet, bugün tarihi bir günü idrak ediyoruz. Tarihi bir ana şahitlik yapıyoruz. Cenab-ı Allah'a şükrediyorum. Kazasız belasız bugüne bizi eriştirdiği için. Biliyorsunuz 17 Nisan tarihinde yapılan ihale ile Tural Şeker Fabrikası, Kayseri Şeker Fabrikası'nın uhdesinde kalmıştı. O günden bugüne geçen zaman içerisinde, 50 gün aşkınlık geçen zaman içerisinde gereken hazırlıklar yapıldı. Ve dün özelleştirme idaresinde imzalar atıldı. Devir sözleşmeleri için imzalar atıldı. Ve iş resmiyet kazanmış oldu. İhale aşamasından sonra resmiyet kazanmış oldu. Ve bugün de Tural Şeker Fabrikası tarafımızdan, arkadaşlarımız tarafından teslim alınıyor. Bu tören bu münasebette tertiplendi. Evet, Tural Şeker Fabrikası güzide bir kuruluş. 1934 yılında faaliyete başlamış, Cumhuriyet'in ilk fabrikalarından bir tanesi, bu bölgeye hayat vermiş, bu bölgeye can vermiş güzide bir kuruluş. O gün bugündür 84 senedir dimdik ayakta olan, varlığını sürdüren, kendisini bugüne kadar taşıyan, bu bölgeye önemli katkı sağlayan, pancar çiftçisine önemli katkı sağlayan, şeker sektörüne önemli bir katkı sağlayan güzide bir kuruluş gerçekten. Tural Şeker Fabrikası Cumhuriyet'in ilk fabrikalarından olmanın yanında aynı zamanda Türkiye'de şeker sektöründe öğretmenlik yapmış, rehberlik yapmış bir fabrika. Bu şekilde yöneticiler yetiştirmiş bir fabrika. Daha sonraki yıllarda, 1950'li yıllarda kurulan şeker fabrikalarının bütün yöneticileri, mühendisleri, ustabaşıları, ustaları hep Turhal'dan gelerek Türkiye'ye şeker üretimini öğretmişler. Böyle bir güzide kuruluş, Cenab-ı Allah lütfetti, bu Kayseri Şeker Fabrikası'na nasip oldu, ihale sonucunda nasip oldu. Yani bugüne kadar devletin uhdesindeydi Tural Şeker Fabrikası. Bugün itibariyle milletin uhdesine geçmiş oluyor. Çünkü Kayseri Şeker Fabrikası bir çiftçi kuruluşu. Kayseri Şeker Fabrikası pancar kooperatiflerinin hissedarı olduğu, bu yönüyle de çiftçilerin dolaylı olarak ortak oldukları bir kuruluş. Ve bu sektörde önemli bir role sahip, önemli bir güce sahip bir kuruluş Kayseri Şeker Fabrikası. Böylece Kayseri Şeker Fabrikası, Tural Şeker Fabrikası'nı kazanmakla aynı zamanda devletin uhdesinden çiftçinin uhdesine geçmiş oldu bu fabrika. Milletin uhdesine geçmiş oldu. Değişen bir şey yok. Anlayışta, yönetim anlayışında değişen bir şey yok. Sadece belki biraz daha gayretli, biraz daha cevval bir çalışma ortaya koyacağız. Bu anlayış içerisinde olacağız. Bu anlayış içerisinde çalışacağız ve bugüne kadar buraya katkı sağlamış olan bu fabrikayı inşallah daha fazla geliştirerek, daha fazla büyüterek, daha fazla başarılı kılarak daha nice yıllar bu bölgeye, bu bölgenin çiftçilerine, bu bölgenin insanlarına katkı sağlar hale getireceğiz. Bizim temel felsefemiz bu. Kayseri Şeker Fabrikası bir çiftçi kuruluşu olmakla sektörde iddialı bir yere sahip. Ve bu iddiasını sürdürmek adına şeker fabrikaları özelleştirilirken işi kendi haline bırakmadı. Ve şeker fabrikalarının da en azından ucuza gitmemesi için pek çok ihaleye girdi. 13 tane şeker fabrikasının 8 tanesinin ihalesine girdik. Bizim ihalesine girdiğimiz fabrikalar fiyatlara oldukça yükselmek imkanına kavuştu.
Böylece biz ihaleleri belki kazanamadık, diğer fabrikaların ihalelerini kazanamadık ama hiç olmazsa devletimiz bu sayede kazanmış oldu. Devletimizin hazinesi kazanmış oldu. Böyle bir katkı sağlamış olduk. Böyle bir misyon üstlenmiş olduk. İşte şimdi bu misyonumuzu daha güçlü bir şekilde Turhal Şeker Fabrikası'nı da çalıştırmaya başlayarak daha güçlü bir hale getireceğiz. Bizim niyetimiz elbette Turhal Şeker Fabrikası'nı söylediğimiz gibi geliştirmek, büyütmek, daha başarılı bir şekilde çalıştırmak. Bunu yaparken değerli çiftçi kardeşlerim, değerli çalışanlar, aziz Turhallılar, Tokatlılar, biz bunu yaparken önceliğimiz tamamen Turhal Şeker Fabrikası'nı geliştirmek ama bunu yaparken de Turhallılarla beraber bu bölgenin insanlarıyla beraber yapmak, bu bölgenin çiftçisiyle beraber yapmak, bu bölgenin çalışanlarıyla beraber yapmak. Bizim tamamen önceliğimiz bu. Çalışanlar açısından bir takım problemlerin olduğunu ifade ediyorlar. Devlet memuru ya da devlet işçisi olmaktan dolayı tereddütlerinin olduğunu söylüyorlar. Bizim çalışanlarımız da görüyorsunuz canla başla çalışıyorlar ve buraya gelirken de can atarak geliyorlar. Yani Kayseri Şeker Fabrikası kimsenin şahsi malı değil. Kayseri Şeker Fabrikası çiftçinin malı. Biz Kayseri Şeker Fabrikası'nın yöneticileri olarak çiftçinin emanetçisiyiz. Fabrikanın sahibi değiliz, patronu değiliz. Dolayısıyla bu fabrikanın da sahibi ya da patronu biz değiliz. Bu fabrikanın sahibi ya da patronu topyekün pancar çiftçileri. Hem Kayseri'deki, Sivas'taki, Yozgat'taki hem de Tokat'taki, Turhal'daki, Zile'deki, Artova'daki çiftçiler, bu bölgenin tüm çiftçileri bu fabrikanın patronu ve aynı zamanda çalışanları bu fabrikanın patronu. Yani biz sahibi değiliz. Bizim temel anlayışımız, biz patronluk peşinde olmadık bugüne kadar, bundan sonra da olmayız. Ama bu fabrikanın sahibi olması gerekenler öncelikle çiftçiler ve arkasından çalışanlar. Çünkü patron olmayan fabrikaya kim sahip olacak? Çalışanlar sahip olacak. Bu anlayış içerisinde Kayseri Şeker Fabrikası 7,5 senede bataktan zirveye taşındı. Burası da bugünkü noktasından Allah'ın izniyle hep beraber gayret göstererek, çiftçisiyle, çalışanıyla, yönetimiyle gayret göstererek zirveye taşınacak inşallah. Ben buna inanıyorum. Buna da herkesin sahip çıkması gerekiyor. Herkesin sahip çıkması lazım. Biz buraya patron olmak için gelmedik. Bu güzide kuruluşa, bu devletin güzide kuruluşuna, Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan bu güzide kuruluşa sahip çıkmak için geldik. Dolayısıyla bizden daha fazla bu bölgenin insanlarının sahip çıkması lazım. Bu anlayışı birlikte gerçekleştirirsek bu fabrika aynı Kayseri Şeker Fabrikası gibi, Boğazyan Şeker Fabrikası gibi Türkiye'de yıldız şeker fabrikası olur. Bunu böyle bilmenizi isterim. 1934 yılında bu fabrikanın kurucusu Muammer Tuksavul rahmetlik bu fabrikanın kuruluşunda büyük emeğe geçmiş, büyük gayret göstermiş. Bu fabrikanın kurulduktan sonra da iki sene müdür olarak çalışmış. Şimdi geçen geldiğimizde Kaymakam Bey Muammer Tuksavul'un yayınlanmış olan kitabını bana hediye etti. Okuyorum ben. Orada Muammer Tuksavul rahmetlinin bir takım anıları var. Diyor ki Türkiye'de diyor şeker fabrikaları, o zaman şeker fabrikaları kurulurken Uşak, Alpullu, Eskişehir, Turhal'dan önce kurulmuştu. Onlar kurulurken bir takım imar sorunları yaşanmıştı. Ama Turhallılar öyle gani gönüllü insanlar ki, öyle devletine, milletine bağlı insanlar ki burada hiçbir imar sorunu yaşanmadı. Hiçbir problem yaşanmadı. İki tane yaşlı çiftçi geldi. Dediler ki bu madem fabrika yapacaksınız, biz arazimizi size bedavaya veriyoruz dediler. Ve arkasında da herkes arazilerini bize uygun fiyatlarla sattılar. Bu fabrikanın arazisi alındı ve bir taraftan inşaat başladı. Ama fabrikanın orta kısmında 5 dönümlük bir arazi vardı. Bu 5 dönümlük arazi Deli Bekir diye bilinen bir zata aitti. Deli Bekir araziyi bize bir türlü satmıyordu. Biz gidiyorduk geliyorduk Deli Bekir'e yalvarıyorduk. Ya gel sat, işte buraya fabrika kurulacak. Buranın insanlarına önemli katkı sağlayacak. Buranın ekonomisi gelişecek. İşte bu Turhal büyük bir
ilçe haline gelecek. O zaman Turhal'ın nüfusu 2000. Düşünün yani. Şimdi 63 bin. Bir ara 100 bine çıktığı söyleniyor. Bu Turhal büyük bir ilçe haline gelecek. Burada insanlar çalışacak. Ekmek sahibi olacak. Buranın geliri artacak diye ifade etmelerine rağmen Deli Bekir bir türlü razı olmuyor. Fabrikada bir taraftan yapılıp geliyor. Ve artık Deli Bekir'in arazisine girmek üzereler. Muammer Türksavul rahmetlik geliyor sabahleyin saat 6'da şantiye binasına, şantiyedeki odasına gireceği zaman bakıyor ki Deli Bekir şeyde oturuyor. Bahçenin ortasında oturuyor. Elinde baltayla beraber oturuyor. Bunu görünce Deli Bekir arkasından koşturuyor. Muammer Türksavul şeye giriyor. Şantiye binasına giriyor. Odasına geçiyor. Odasında masanın gözünde silah var. Ya alayım almayayım tereddüt ediyor ama Muammer şeyin Deli Bekir'in şeyinde kuşağında bir tane kama, kamanın kabzasında eliyle kavramış vaziyette. Yani hemen kamayı çekecek, Muammer Türksavul'a neredeyse saplayacak. Böyle bir durum. Diyor ki ya niye böyle yapıyorsun diyor. Deli Bekir diyor ki kesinlikle diyor ben diyor bu araziyi vermeyeceğim diyor. Muammer Türksavul'un sabrı tükeniyor. Gayri ihtiyari böyle bir tane tokat vuruyor Deli Bekir'e. Tokatı vurunca nasıl bir tepki ortaya çıkacak beklerken Deli Bekir elindeki kamayı kuşağından çıkarıyor, kaldırıyor, arkaya atıyor. O esnada bahçenin şantiyenin güvenlik görevlisi içeriye giriyor elinde silahla. Muammer Türksavul diyor ki sen kalk bakalım, sen git. Oturuyorlar koltuğa, sen bize iki tane kahve söyle diyor. Deli Bekir hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Diyor ki sen diyor bu tokatı, Allah razı olsun sen bu tokatı bana attığın için. Benim diyor aklım başıma geldi. Sen bu tokatı vurmasaydın benim aklım başımda değildi. Allah razı olsun ki sen bu tokatı vurdun, benim aklımı başıma getirdin. Bana şimdiye kadar köylülerim hep diyorlardı ki sen korkak adamsın. Sen gancık adamsın. Aynen o günün tabiriyle, yani kitapta yazıldığı şekliyle söylüyorum. Onun için senden bir şey olmaz. Beni tahrik ettiler. Bu arazinin size satışına engel oldular. Ama şimdi anlıyorum ki siz doğrusunu yapıyorsunuz. Ve hemen adamı çağırtıyorlar, bu işlerle ilgili personel çağırtıyorlar. Deli Bekir'le beraber atlıyorlar, tokada gidiyorlar. Aynı gün o arazinin satış işlemi de gerçekleşiyor. Ve bu fabrika bu şekilde meydana geliyor. Buna benzer bir takım anıları var. Ve Muammer Türksavul rahmetlik diyor ki Turhal'ın insanları gerçekten hayırsever, gerçekten yardımsever, devletine bağlı insanlar. Biz de Turhal'ı böyle biliyoruz. Tokat'ı böyle biliyoruz. Tokat'ın çiftçisini, Tokat'ın çalışanlarını, Turhal'ın çalışanlarını böyle biliyoruz. Onun için de onlarla beraber çalışmak bizim için de kıvançtır. Bizim için de şereftir. Eğer çalışmak isterlerse kapımız, gönlümüz açık. Ama çalışmak istemeyen olursa onlara da ne diyelim yani Allah işlerini rast getirsin. Ama Türk Şeker'le protokolümüzde bu işin sonuçlanmasına ihtiyaç var. Onlar bize liste bildirimi istiyorlar. Beraber çalışmak isteyen çalışanların memur olsun, işçi olsun onların listesini istiyorlar. Bunu bildirmek durumundayız. Onun için gün bugün, saat bugün, saat. Çalışmak isteyen arkadaşlarımız hemen ilgili personelimize gereken müracaatları yapsınlar. Biz onlarla oturur anlaşırız ve Allah'ın izniyle bu fabrikayı bugüne kadarkinden daha başarılı bir şekilde çalıştırmak için beraber omuz omuza mücadele etme imkanını buluruz. Şimdi zaman zaman duyuyoruz. Burada tabii özellikle bu şeker fabrikalarının özelleştirme işi başladığında özelleşmeye karşı çıkan bir takım insanlar, bir takım kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, siyasi kuruluşlar oldu. Şeker fabrikalarının özelleşmesine karşı çıktıklarını anlıyorum. Bir şekilde anlıyorum. Şeker fabrikalarının özelleşmesine karşı çıkılmasını anlıyorum. Ama Turhal Şeker Fabrikası'nın bir çiftçi kuruluş tarafından satın almalarına, karşı çıkmalarına bir anlam veremiyorum. Nedir? Bu anlaşılmıyor yani. Yani sonuçta karşı çıkanlar şunu söylemiyorlar mıydı? Ya işte bunlar çiftçi kuruluşları tarafından çalıştırılması gerekir. Bunlar çiftçi kuruluşlarına devredilmesi gerekir demiyorlar mıydı? İşte Kayseri Şeker Fabrikası sektörde hiç kimsenin yapmadığını yaptı. Sektörde kimsenin başaramadığını başardı. Ve Türkiye'nin en güzide kuruluşlarından, en güzide fabrikalarından bir tanesi olan Turhal Şeker Fabrikası'na
569 milyon bedel verdi. Bedel vermek gücünü gösterdi. Böyle bir sorumluluğu üstlendi. Bu kolay. Bugünün ekonomik şartlarında, bugünün yaşadığımız ortamında bu kolay bir durum değildi. Ama biz önce çiftçimizin gücüne, çalışanlarımızın gücüne ve fabrikamızın gücüne inandığımız için, çalışma enerjimize inandığımız için bundan hiç imtina etmedik ve bu kadar bir bedelin altına girdik. Şimdi dün itibariyle 170 milyon 700 bin lira nakit para yatırıldı. Teminat mektupları verildi. Şimdi bu fabrika 18 senedir özelleştirme kapsamında, biliyorsunuz siz bizden, buradaki insanlar daha iyi biliyorlardır. Bunun uzun zamandır tamiri, bakımı, onarımı doğrusu yapılmadı, revizyonu yapılmadı. Pek çok eksiği var. Kantarlardaki makineler çalışmaz durumda. İyi, bütün bunların da düzene sokulması için, bunların da yenilenmesi için önemli bir bedele de ayrıca katlanması gerekiyor. Biz bu kadar bedelin altına giriyoruz. Bu sorumluluğun altına giriyoruz. Buradaki insanlara yakışan, bu sorumluluğun altına giren insanlara destek vermek, onlara sahip çıkmak, onlara güç vermek, onlara yakışan bu. Başkalarının başka niyetlerle yaptıkları tahriklere kapılmak değil, bu fabrikaya sahip çıkmak. Biz inşallah onlarca yıl daha bu fabrikanın çalışması arzusundayız. Evet, değerli çiftçi kardeşlerim, elbette bu bölgedeki çiftçi kardeşlerimize de sesleniyorum. Bu fabrika gerçekten size bugüne kadar katkı sağladı. Ben ve arkadaşlarım, yönetimdeki arkadaşlarımız iki kere toplantı yaptık bu bölgede çiftçilerimizle. Toplam yedi tane toplantı yaptık ve çiftçilerimize Kayseri bölgesinde, Kayseri Şeker Fabrikası bünyesinde çiftçilere yapılan uygulamaları anlattık. Ne tür katkılar sağladığımızı anlattık. 7 senede hangi noktadan hangi noktaya geldiğimizi anlattık. Türkiye'de hiç kimsenin hayalinden geçmeyen uygulamaları başardığımızı anlattık. Ve bu uygulamaları Kayseri'de 7 senede başardığımızı anlattık. İnşallah önümüzdeki 2-3 sene içerisinde Kayseri'de geldiğimiz noktaya burada da geleceğiz. İnanıyorum ki buradaki çiftçilerimiz de bundan önemli bir gelir sağlayacaklar ve çok memnun olacaklar. Çünkü bu fabrika hem onların hem de çocuklarının geleceği olacak bir fabrika. Şimdi bu fabrikada tabii tamir bakım şu ana kadar yapılmadı. Biz bugün itibariyle arkadaşlarımız geldiler ekip olarak. Buradan da dahil olacak insanlarla beraber, buradan da bu işe katkı sağlayacak insanlarla beraber hemen hızlı bir şekilde yarın itibariyle çalışmalarımızı başlatacağız. Ve kampanyaya inşallah bu fabrikayı en güzel bir şekilde hazırlayacağız. Önümüzde çok fazla bir zaman yok. İşte aşağı yukarı 3 ay, 90 gün ya da 100 gün kadar kampanya açılışına kadar zamanımız var. Bu zaman içerisinde bu revizyon işlemlerinin yapılıp bitmesi lazım ve fabrikanın tam tekmil hazırlanması lazım ki çiftçilerimizin alın teri, el emeğinin karşılığı ürettikleri pancar bir sıkıntı yaşamasın, bir zayiata uğramasın. Çünkü bu sene bu özelleştirme sürecinden dolayı biliyorum çiftçiler biraz pancar ekmekten Türkiye genelinde de kaçınmışlar. Burada da maalesef beklenen kota tamamlanamayacak gibi bir durum söz konusu. Yani toplam 750 bin ton gibi bir pancar üretilmesi gerekirken bu bölgede şu anda tespitlere göre 650 bin ton civarında bir pancar yetişmesi söz konusu. Dolayısıyla çiftçi kardeşlerimizin pancarlarına çok iyi sahip çıkmaları lazım. Bir tane bile pancarını zayi etmemeleri lazım. Biz de buna özen göstereceğiz ve bu fabrikayı inşallah kotasını doldurur bir şekilde çalıştırmak niyetindeyiz. Zaten yani sahip çıkmak hem pancara hem de fabrikaya. Çünkü bu fabrika çiftçi açısından evi neyse, tarlası neyse, traktörü neyse o konumda, bu fabrikada onların bir malı. Dolayısıyla onların da bu özeni göstermeleri gerekiyor. İnşallah bunun da böyle olacağına inanıyorum. Bu sıcak havada Ramazan günü çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Bu bir tabii başlangıç, taze bir başlangıç. İnşallah güzel bir başlangıç. Allah ağız tadıyla başlamayı nasip etsin. Doğrulukla buraya girmeyi nasip etsin Cenab-ı Allah. Doğrulukla çalışmayı ve başarıyla inşallah bu çalışmaları sürdürmeyi nasip etsin. Daha önceki geldiğimizde Sayın Belediye Başkanımızı ziyaret etmiştik.
endişelerini ifade etmişlerdi. Buradaki insanların endişelerini ifade etmişti. Ben de ona şunu söyledim. Dedim ki Sayın Başkan, ben dedim 64 yaşındayım. Daha kaç sene bu işi yaparım onu bilmiyorum. Burası 84. kampanyasını idrak ediyor. 16 sene sonra 100. kampanyasını idrak edecek. Muhtemelen ben o zaman bu işleri yapamıyor olurum. Eğer Allah ömür verir de hayatta olursam 100. kampanyasına beni davet etme sözünü veriyor musunuz dedim. Evet. Yani biz buranın daha nice onlarca sene, yüzlerce sene var olmasından yanayız. Onun için buradayız. O anlayışla buradayız. O anlayışla bu gayretimizi ortaya koyacağız. Başarılı çalışmamızı ortaya koyacağız. Ve bu bölgeye önemli katkı sağlayacağız. Çünkü bu Tokat bölgesi, Turhal bölgesi iklim itibariyle ve çiftçilik birikimi itibariyle, çiftçilik bilgisi itibariyle Türkiye'de gerçekten önemli bir noktaya sahip. Bizim Kayseri şeker çiftçilerimizin ulaşmış olduğu bir takım imkanlara burası da kavuştuğu zaman burası Allah'ın izniyle oralarda daha fazla geçebilecek bir potansiyele sahip. Ben bu anlayış içerisinde bu çalışmaların başlamasını temenni ediyorum. Tabii bu vesileyle bütün çalışanların, çiftçilerimizin, bu bölge insanının da mübarek Ramazan'ını tebrik ediyorum. Yarından sonra idrak edeceğimiz Kadir gecelerini tebrik ediyorum. Ramazan bayramına aileleriyle birlikte sağlık afiyet içerisinde erişmelerini temenni ediyorum. Nice Ramazanları ve Ramazan bayramlarını hep birlikte yaşatmayı Cenab-ı Allah bize nasip etsin, dua ediyorum. Ve bu fabrikaya, Kayseri Şeker'e, devletimize Cenab-ı Allah zeval vermesin. Hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tabii burada bütün yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız, yöneticilerimiz, genel müdürümüz dahil olmak üzere yöneticilerimiz, sendika yöneticilerimiz, çiftçilerimiz hep birlikte bu heyecanı bugün yaşıyorlar. Bu heyecana Kayseri Şeker ailesinin, büyük Kayseri Şeker ailesinin heyecanına, büyük Kayseri Şeker ailesinin birliğine, bütünlüğüne bu bölge çiftçileri de, bu bölge çalışanları da dahil oldu diye düşünüyoruz biz. Büyük Şeker ailesinin, büyük Kayseri Şeker ailesinin birer ferdi olduğunuzu düşünüyoruz. Ve Kayseri'deki çiftçilerimizle, Sivas'taki, Yozgat'taki çiftçilerimizle, bu bölgedeki çiftçilerin bir farkının olmadığını düşünüyoruz. Kayseri fabrikamızda, Boğazyan fabrikamızda çalışanlarımızla, oradaki çalışanlarımızla, buradaki çalışanlarımızın bir farkının kalmadığını düşünüyoruz. Hep birlikte kardeşçe, kardeşlik anlayış içerisinde başarıyla bir çalışma ortaya koymak arzusuyla, niyetiyle yola çıkıyoruz. Cenab-ı Allah bu yolda yardımcımız olsun. İnşallah bizi başarıya eriştirsin. Hepinizi bu vesileyle buraya kadar zahmet edip geldiğiniz için, dinlediğiniz için saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Hayırlı uğurlu olsun. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi bugünün anısına burada bir fotoğraf çektireceğiz. Kameralara bir poz verecek. Arkadaşlar böyle başkanımızın yanına buraya gelirseniz. Evet. Kameralara karşı bu anı bir ölümsüzleştirelim. Kaldıralım. Kürsüye alalım. Evet, buradan tüm bölge çiftçilerine bir şöyle selamlayın efendim. Ekranlarımıza canlı yayında bütün bölgemizin çiftçilerine, çalışanlarına. Çok teşekkür ediyoruz. Allah hayırlı mübarek etsin.